Düşündün mü ben kimim, neyim, nereden gelmişim, nereye gidiyorum? Şu koca dünyadaki yerim nedir? Onları biliyor musun sen? Şu 7 senedir durmadan kan kusan bir tüfeğim, soyguncuyum, katilim, hapishane firarisiyim, bir kanun kaçağıyım. Jandarma peşimde, hakkımda vur emri var. Yakalasalar atacaklar. 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım. Niye celladım? Niye sıcak evinde oturan 300 liralık bir memur değil? Niye büyük şehirde büçkaçılık yapan bir avukat değil? Niye dükkanını saat 6'da kapatıp rakısını içmeye giden bir doktor değil? Niye tüccar değilim, şoför değilim? Niye afyon kaçakçısı değilim? Çünkü 8 sene önce Siirt'in bir köyüne gelen, içi memleket sevgisiyle, heyecanıyla dolu, gözü pek bir öğretmendi. Bir karım vardı, yeni evlenmişti. Mutluluk dedikleri belki o günlerdeydi. Sonra birden her şey bitti. O hiç aklımdan çıkmayacak güzel günler bir daha geri gelmemek üzere gitti. Bir gece eşkıyalar bastı köyü ve benim karımı beraberinde götürdüler. 9 ay dağlarda eşkıyalarla kaldı. Sonra bir gün ölüsünü getirdiler köye. İntihar etmiş. Ansızın her şeyin manası değişti. Sevmenin sınırsızlığını, acının sınırsızlığını, öfkenin sınırsızlığını anladım. Yaşamak çekilmez büyüktü artık. İnsanları sevmiyordum. Kendimi dağlarda buldum sonra. Kan kusan bir silahtı. Eşkıya avına çıkmıştım. İlk yakalandığımda 11 kişi öldürmüştüm. İdama mahkum edildim. Hapishaneden kaçtım. Ve kan, barut ve öfke içinde 7 yıl geçti. Öldürdüğüm adamların sayısını unuttum ama karım hala aklımda. Her gün, her saat, her dakika. Çünkü her şey onunla güzeldi. Ne demek istediğimi anladın, karın için geldim buraya. Eşkıyalar dağı kaldırdı diye kabul etmediğin karın için. Erkeklik onuruna dokundu diye. Asıl erkeklik onu bu acı içinde yalnız bırakmamaktır.